Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba. Siyaset hareketli, gündemi liderlerin sözleri ve karşılıklı atışmaları hareketlendiriyor. Tansiyon yüksek, öyle ki bugün dünün de bir devamı olarak mecliste grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti lideri Akşener ard arda konuştular. Ve o toplantılardan öne çıkan çok fazla cümle var. Bakacağız hepsine. İlk sıra AK Parti'de. Cumhurbaşkanı CHP ile başladı sözlerine. Sürekli olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini soran Kemal Kılıçdaroğlu'na paralar milletin hazinesinde, Merkez Bankası'nda yanıtını verdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Soruyu bu kez bakanlık yaptığı dönemde Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü diye o sordu. ATV Haber bu sözlerle başladı. Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Sert sözlerinin hedefinde CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlattığı karalama kampanyası vardı. CHP zihniyeti mensupları tweet yarışındalar. Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Merkez Bankası rezervleri üzerinden CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Tutturmuşlar, şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir, sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada. Yahu sizin şu anda sözcünüz hazinede aynen çantacı olarak dolaşırdı. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu bunları sorma. Siz tarihinize bakın, tarihinize. Sizin dönemlerinizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı? Siz bize onun hesabını verin. Albayrak'ın hem enerji hem Maliye Bakanlığı döneminde atılan adımları hatırlattı. Berat Bey'in görevde olduğu dönemde 3 tane sondaj, 2 tane de sismik araştırma gemisi aldık. Türkiye elini açan değil, tam aksine el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweet'i atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bu adımlar atıldı. Ya çok nankörsünüz be. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? O yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet de sizi adam sansın. CHP'ye belediyecilik üzerinden de yüklendi. Bunlar da yalan ama yarabbim. Akşam başka, sabah başka. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Sonra CHP'li belediyelerin sorumluluğunda olan İstanbul, Ankara ve İzmir'den altyapı eksikliğine dair görüntülere geldi sıra. İşçinin, emekçinin, çalışanların isimlerini dillerinden düşürmeyen CHP'nin belediyelerinin ülkeyi getirdiği hal işte budur. Ve salgınla mücadele. CHP'lilerin mücadeleyi karalama kampanyasına da sert çıktı. Ya utanmadan, sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki biz maskesiz kalmışız. Halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır ya. Bu ne terbiyesizliktir ya. Buna da bir kılıf uydurmuşlar. Bu Erdoğan'ın kendini sadece reklamını yapması. Cumhurbaşkanı daha sonra meclisteki 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açılış programına katıldı. Terör paçavralarına selam duranlara inat. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız.